Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlere Dark Evopad C7028'i inceleyeceğiz. Tabletin kutu açılımına geçmeden önce fiyatını söyleyeyim. Fiyatı 150 lira civarında. Her yerde çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Hani özellikleri biraz ona göre değerlendirin anlatırken. "Vay kötüymüş falan filan" demeyin. Şimdi tableti ilk aldığımızda biz açtık tabi daha önce inceledik. Bize açık olarak geldi tablet. Hani şöyle bastığımızda bu ana ekrana geldi direkt. Herhalde açıp deneyip de yolladılar. Tableti kenara koyalım. Şimdi bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor içinden. Onun dışında şunlarda biraz dağınık şekilde biz tabi bunları da açtık kurcaladık. Bir tane şarj kablosu çıkıyor. Şarj kablosunun normal tabletlerdekinden farkı şöyle. Ucu bildiğiniz adaptör gibi Hani bir USB falan filan girişi gibi değil direkt Adaptör girişi var Yani şarjı buradan oluyor tabletin Onun dışında Bir tane standart USB 2.0 Data aktarma kablosu aynı zamanda bu şarj da ediyor bilgisayardan tabi daha yavaş şarj ediyor fişe göre Onun dışında Bir de OTG yolladılar OTG'den de bahsedeceğim tabi bunu yolladıklarına göre OTG destekliyor Kutuyu kaldıralım kenarı kutudan fark ettiğiniz üzere kulaklık işte kılıf mılıf gibi bir şeyler çıkmadı. Kutu içeriği sade. Tabletin modeli Dark Evopad C7028 ya da 7028 de diyebiliriz. Android 4.2 işletim sistemi de geliyor. 7 inçlik bir ekranı var ve bu ekranın çözünürlüğü 800 480. Ekranı hakkında çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Ancak yine hani videonun genelinde hatırlatacağım. Bu 150 liralık bir tablet. Ona göre değerlendirmek lazım. Ekranla şu üzerindeki cam hani Gorilla Glass olmayan bu plastik şeyin arasındaki mesafe çok fazla. Ve ekranın şöyle bir kötü tarafı var. Eğer tam karşıdan bakmıyorsanız görüntü direkt kayboluyor. Ya kararıyor ya da rengi çok açılıyor. Öyle bir problemi var. Direkt karşıdan bakmanız lazım ekrana. Onun dışında dış görünümünden devam edelim tabletin. Yaklaşık 300 gram bir ağırlığı var. 7 inç boyutundaki tabletler için standart bir ağırlık sayılabilir. Fazla ağır değil. 9.9 mm kalınlığı var. Yine 7 inç tabletler arasında bu kalınlık biraz fazla diyebiliriz. Yani bunun standartı 9 mm. Hatta iPad Air 2 ile bu 6.1 mm'ye kadar düştü. Onun dışında 116 mm genişliği ve 192 mm bir yüksekliği var tabletin. Tabletin üzerindeki fiziki giriş çıkışlardan ve tuşlardan bahsedeyim. Bir tane açma kapama düğmesi var yan tarafında. Açma kapama düğmesinin hemen yanında bir kulaklık girişi var. Onun hemen yanında USB girişi var. USB 2.0 bu giriş. Onun yanında bu adaptör yani şarj etmenizi yaran adaptörün girişi var. Onun yanında da mini HDMI girişi var. Onun dışında tabletin üzerinde herhangi bir fiziki giriş çıkışı bulunmuyor. Sadece o tarafta. Mini HDMI'nin hemen altında bir de micro SD kart yuvası var. Bu micro SD kart yuvası 32 GB'a kadar destekleyebiliyor. Öyle bir özelliği var. Hani 64 takamıyorsunuz. Taksanız da muhtemelen desteklemeyecektir. Onun dışında üzerinde çıkıntı olarak görebileceğimiz tek şey şuradaki kamerası. Şimdi şu OTG'den bahsedeyim biraz. Bütün operatörlerin mobil modemlerini takabiliyorsunuz buraya. Destekliyor. Aynı zamanda USB bellek takabiliyoruz. Onun dışında joystick takabiliyoruz işte. Ya da hani hard diskimizi falan da takabiliyoruz. Destekliyor. Yani OTG ile yapabileceğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Birazdan zaten ben OTG'den bir film göstereceğim size. Direkt okuduğu sorumsuz bir şekilde. Tabletin kendi hafızası 8 GB. Onun dışında eğer bu hafıza size yetmezse dediğim gibi 32 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz bu hafızayı. 2400 miliamperlik bir lityum polimer pili var. Pil hakkında da çok fazla iyi şeyler söylemeyeceğim. Çok fazla gitmiyor pili. Hani aktif kullanımda 2,5-3 saati anca görüyor diyebiliriz. Hani günümüzdeki yine standart 7 inç tabletlerde bu oran minimum 4000 miliamper olurken Dark bu modelinde 2400 miliamperde kalmış. Kameralarından bahsedelim. Ön kamerası sadece görüntülü görüşme için kullanılır. Bunda fotoğraf falan çekilmez. VGA bir ön kamerası var. Arka kamerası da şöyle çıkıntılı olmasına rağmen hani güçlü gibi duruyor. Ancak sadece 2 megapiksellik bir kamerası var. Çektiği fotoğraflar zaten şu an arkada dönüyor. Çok da iyi fotoğraf çekmiyor diyebiliriz. Tabletin böyle dış görünümünden işte kamerasından bahsederken şunlardan da bahsetmek gerekir. Üzerinde bir ses açma kapama düğmesi yok. Ses açma kapama düğmesini sanal olarak alt tarafı taşımışlar o işlemleri buradan yapıyorsunuz. Tabletin biraz da içine bakalım. İç özelliklerinden bahsedeyim ben size. 3 tane benchmark uygulaması kurdum ben buna. 3 testler yaptım. Şimdi tabletin çift çekirdekli ATM7021A işlemcisi var. 1.3 GHz hızında çalışıyor bu. Aynı zamanda PowerVR SGX 540 bir grafik işlemcisi var tabletin. Hani çok üst düzey bir şey değil. Zaten yine hatırlatacağım demiştim. Bu tablet 150 lira civarında. O yüzden çok efsane bir şey beklememek lazım. Remi 512 MB. Tablette bazen kasılmalar, donmalar oluyor. Hani özellikleri çok üst düzey olmadığı için yüksek grafik isteyen oyunlarda kasılmalar oluyor. Yani çok verimli oynayamıyorsunuz. Şimdi şu kurduğum benchmark sonuçlarına bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi Antutu bize güldü, haha diyor. 10.414 puan verdi. Onun dışında Vellamo benchmark'ı bir açalım bakalım. Burada nasıl bir puanlama almış? Gördüğünüz gibi Vellamo metalle 350 puan aldı. Şuradan Popüler Metal Scores'tan bakalım. HTC One M8'in 1503'müş puanı. Samsung Galaxy S3'ün 624. Bizimki 350. Yani buradaki rakama göre Samsung Galaxy S3'ün yarısı kadar neredeyse bir güce sahip bu tablet. Hani tam aslında özlenemez ama hani oradan bir çıkarım yapabilirsiniz. Vellamo'dan da çıkalım. Şu Geekbench'e bakalım bir de. Gördüğünüz gibi burada sistem information çıkıyor. Run benchmark diyoruz ve burada benchmark yapmaya başlıyor. Evet Geekbench de testini yaptı. 214 tek çekirdek, 364 çift çekirdek sonucu çıktı. Şöyle single core dediğimiz zaman Galaxy S5'in puanı 938. Bizim bu Dark Pad'in puanı 214'müş. Şuradan multi core diyelim. Multi core dediğimiz zaman puanı 364 oluyor bizim cihazın. Galaxy S5'in 2836 oluyor. Şöyle bakalım. Bizim cihaza denk bir cihaz gösterecek mi burada? Ve evet, bizim cihaza en yakın olan cihaz Samsung Galaxy Nexus olarak çıkıyor burada. Nexus 7'nin 1073, bizim cihazın 364 gibi bir sonuç çıktı Geekbench'ten de. Buradan zaten az çok tabletin ayarı belli oluyor diyebiliriz. Şu uygulamalardan çıkış yapalım. Tabletle ilgili oyun deneyimlerimiz biraz sıkıntılı. Zaten gördüğünüz gibi kasılmalar oluyor menü geçişlerinde falan filan. Birkaç oyun testi yapalım. Şöyle basitlerinden Angry Birds'le başlayalım. Gördüğünüz gibi Angry Birds'te çok ekstrem bir takılma olmuyor. Hatta hiçbir takılma olmuyor. Çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Subway Surfers'a bakalım bir de. Bakalım bu oyunda bir kasılma olacak mı? Ben bu oyunu daha önce de denemiştim. Arkada ufak tefek birkaç program açıktı. O zaman hafif böyle kare atlamaları yapıyordu. FPS atlamaları yapıyordu. Şu an bir sorun gözükmüyor. Ancak yine de hani öyle mükemmel akıcı diyemeyiz oyun için. OTG ile filmleri sorunsuz çalıştırıyor dedik ya da bağladığımız şeyi. Şöyle takalım flash belleğimize OTG'den. Şuradan takıyoruz. Evet şu an ucunda 4 GB'lık tarihi eser bir Kingston flash bellek var. File Manager'a giriyoruz dosya yöneticisine. Şurada USB'yi seçiyoruz ve gördüğünüz gibi USB'nin içindeki her şeyi gördü şu an. İçine bunun old boyu atmıştık biz. Amerikan yapımı olan versiyonunu. Şöyle bir açalım bakalım MX Player'da. İçinde bu arada All Player diye de bir şey geliyor ama MX veya BS kurmanızı tavsiye ederim. daha önce açmıştık kaldığınız yerden devam etmek istiyor musunuz diyor devam et diyelim şöyle ileriye alalım biraz Tabletin gücüyle alakalı problemleri hani bu tarz seri işlemler yaparken aslında fark ediyoruz. Mesela 2-3 defa ileriye aldım. Şimdi biraz sonra böyle parça parça benim bastığım kadar ileriye almaya çalışacak tablet. Hatta şu an takıldı sanıyorum. Şundan bir çıkalım tekrar girelim. File Manager. Bu arada ben hafif çapraz bir açıdan bakıyorum. Mesela şu an şu yan taraftaki mendili hiçbir şekilde göremiyorum. Ben beyaz bir alan var şurada şu, şu an. Şöyle eğmem lazım. MX Player dedik. Bu sefer her zaman dedik. Baştan başlasın. Gördüğünüz gibi altyazıları da okuyor. Hiçbir problem yok. Film de gayet çalışıyor. Bu 720p bir film. Hani boyutu da fena sayılmaz. 3-5 defa yapalım. Bakın baştan başlattığımızda bir problem çıkmadı. OTG de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim artık videomuzun sonuna yavaş yavaş. Bunu neden almalıyız? Şahsen ben 150 liralık bir tablet almış olsam bunu muhtemelen medya Player gibi kullanırdım. Hani televizyonun arkasına sabit olarak koyup orada mini HDMI çıkışından televizyona bağlayıp filmleri falan hep bunu da izlerdim. Hani buradan YouTube'a da girip video izleyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. O tarz bir kullanım amacıyla kullanılabilir. Ama onun dışında çok üst düzey bir iPad veya hani diğer büyük Android markalarının çok üst düzey performanslarını beklemek tabii ki de yanlış olur. Hani oyun bağımlısıysanız çok fazla oyun oynayamazsınız bu tablette. Uzun yolculuklar yapan bir insansanız devamlı. Hani haftada bir mesela 5-6 saatlik bir yola çıkıyorsanız bu sizi yolda yarı yolda bırakabilir. Hani 2,5-3 saat sonra şarjı bitip yolu izlemek zorunda kalabilirsiniz. Onun dışında ufak yaştaki arkadaşlarımız için hani vakit geçirmelik, eğlencelik bir tablet olabilir. Dark Evopet C7028 ya da 7028 bu şekilde bir tablet. Hani ucuz yollu bir tablet çözümü arıyorsanız ve tablette çok fazla şey yapmam sadece internette dolaşırım ve bana yeter ufak tefek dizi izlerim, film izlerim diyorsanız gayet de yeterli olacak bir tablettir. Ancak Hani yine söyleyelim bu televizyonda satılan Çin malı çakma tabletleri almayın. En azından adı bilinir birazcık daha güvenilir markalardan ve telefonla aradığınızda karşınızda bir muhatap bulabileceğiniz markalardan almaya özen gösterin. Ucuz bile alıyorsanız tableti. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.